kadimden bu yana ola gelmiştir. İnsanlığın iftihar tablosunun da iştihadı var. Hazreti Ebu Bekir'in de iştihadı var, Ömer'in de iştihadı var, Osman'ın da iştihadı var, Ali'nin de iştihadı var, Aşere-i Mübeşşere'nin de iştihadı var. Hazreti Ali Efendimiz halife, Sevad-ı Azam tarafından, yani Ashab-ı Rey, büyük çoğunluk tarafından seçilmiş. Fakat birileri sindirememiş bunu kendilerine. Yani sadece Şam'daki Beni Ümeyye değil, isim tahsis etmiyorum ve tahsis. Bizzat kendi akrabası olan Hazreti Zübeyir de Hazreti Pir'in ifadesiyle içtihad ederek ona karşı çıkmış. Hazreti Talha Aşere-i Mübeşşere'den içtihad ederek ona karşı çıkmış. Ayşe validemiz içtihad ederek ona karşı çıkmış. İçtihad, içtihad eden isabet ederse iki sevapla akar. Belki 10 sevap kazanır, din adına ortaya bir şey koymuş da. Fakat içtihadın hakkı olarak, yani bir beyin zonklatması, bir kasıkları tutması meselesi o mevzuda, tekrar ver tekrar usulü dine müracaat etmesi, temel disiplinleri elefend etmesi, gözden geçirmesi, elekten geçirmesi ve bunun sonucunda bir hükme varması. İşte bu cehdinin karşılığında hata etse bile bir sevap kazanır. Bu da usulü fıkıhta söz konusu olan bir meseledir. Kimsenin itirazı hakkı yoktur. Onun için hala çocuğu Hazreti Zübeyr bin Avvam İbni Hüveylid, bir taraftan Hazreti Hatice ile akraba, bir taraftan da işte Hazreti Ali Efendimiz'in halası Safiye'nin oğlu. Efendimiz birisine benim havarim diyor. Yani Hazreti Mesih'in nasıl 11 tane, 12 vardı biri ihanet etti, 11 tane havarisi var, işte onlardan biri gibidir diyor. Zübeyr bin Avvam. Öbürü de Hayder-i Kerrar, damad-ı Nebevi, Fatih-i Hayber, Şah-i Merdan. Benim nezdimde Harun Hazreti Musa'ya nasılsa öyledir dediği bir Ali İbni Ebi Talip radıyallahu anh. Bakın ikisi de kahraman, ikisi de abide şahsiyet. Ama karşı karşıya geliyorlar burada. Fakat çok hakperestler. Mesele sulh olunca biri Hazreti Ali'nin gözüne girmek için günümüzde bazı yandaşlar birilerinin gözüne girmek için evirip çevirip onları hoşnut edecek, başkalarını da yerden yere vuracak şekilde bir kısım kapkaranlık şeyler döktürdükleri gibi böyle kara ruhlu bir adam, kapkara düşünceleriyle o dönemdeki bir insana böyle demek doğru mu? Seyyidine Hazreti Zübeyir'i şehit ediyor. Sonra geliyor Hazreti Ali'ye, hasmını öldürdüm diyor. Hazreti Ali Efendimiz, ben seni Efendimiz Zübeyir'in katilini cehennemle müjdelemişti. Seni cehennemle müjdeliyorum diyor. İşin bitti senin. Demek öyle bir şey var ki, bir daha dine dönme, imana dönmeye de müsait değil o durum. Zübeyir bin Avvam gibi bir insan, gece uykusunu terk edip insanlığın iftihar tablosunun kapısında nöbetdar gibi duran ve ona ilişilmesin diye tir tir titreyen bir insan. Anası gibi, Safiye validemiz gibi bir kahraman. Seni cehennemle tebşir ediyorum diyor. Zannediyorum Hazreti Ali gibi o Şah-ı Merdan başkaları hakkında da aynı mütalayı paylaşıyordu. Böyle davranmak lazım. İçtihat farklılığıyla insanlar farklı düşünebilirler. Siz kendi içtihadınızla meseleleri temel disiplinlere vurarak doğru bir hükme varmış ve o doğru hükmü realize ediyorsanız şayet ondan dönmeniz hakikate karşı saygısızlıktır. Allah onun hesabını size sorar. İçtihat ettiniz, doğru bildiniz, doğru buldunuz, niye doğrudan döndünüz der. Fakat o mesele öyle doğru diye bir başkalarının da o mevzuda kendilerine göre farklı mütalaları yok demek değildir. Belki onlar da bir şey düşünüyordur. Bu açıdan da karalamaya karşı, hemen karalanma kampanyasıyla karşı koymak doğru değil. Müslümanca bir tavır değildir. Müminleri karalama kampanyası Müslümanca bir tavır değildir.
O insanlar Müslüman olsa bile bu sıfatları itibariyle âriye olarak kafir sıfatını kullanıyorlar demektir. Onlar dinden çıktı diyemezsiniz. Derseniz dinden çıkarsınız. Fakat her müminin her sıfatı mümin değildir. Her kafirin her sıfatı da kafir değildir diyor bir büyük müceddit. Bazı müminlerde kafir sıfatı olabilir. Gıybet kafir sıfatıdır. Bilmeden çekiştirme kafir sıfatıdır. Biri aleyhinde atıp tutma kafir sıfatıdır. Olumlu bir cereyan, onu engellemeye çalışmak kafir sıfatıdır. Fakat bunu yapan insan kafir olmaz. Ne var ki? İnsani değerleri, mümince değerleri açısından bir kısım kayıplara uğramış demektir. Bazı şeyleri kaybetmiş demektir. Bize düşen şey o mevzuda temkinli olmak.